Ekranları başında bizleri izleyen tüm seyircilerimi saygıyla selamlıyorum. Girişimci kadınlarımızın başarı dolu hayat hikayelerini anlattığımız bu güzel programımızda bu hafta da Fadıman Akaya hanımefendinin yanına geldik ve şimdi kendisini tanıyacağız. Merhabalar Fadıman ablacığım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizleri işletmene kabul ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Siz de geldiğiniz için de teşekkür ederim. Fadıman ablacığım, ilk başta seni biraz tanımak istiyorum. Fadıman Akaya kimdir? Fadıman Akaya 1983 doğumlu. Evde 4 çocuk annesi, işletmeni sahip. Allah bağışlasın. İşletmenizde neler yapıyorsunuz? İşletmenizde köy yufkamız var, börekçik yufkamız var, çöreğimiz var, mayalımız var, eriştemiz, lampımız var, içli lampımız var, içli köftemiz var. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 2,5 yıldır yapıyoruz abla. Peki bu işi yapmaya nasıl karar verdin Fadıman ablacığım? Biraz onu merak ediyorum. Vallahi çocuklarımın isteği de oldu aslında biraz. Okuma şansımız olmadı. Başka bir türlü mesleğimiz de yoktu. Yani çocuklar dedi, anne işlerimiz olursa senin açından da benim açımdan da iyi olur dedi. Yani biz de bu işe giriştik. İyi de girişmişiz. Güzel tutuldu. Yani Aksaray'da çoğu yerde müşterilerimiz var. Biliyoruz yani açtığımızda. İyi ki de açmışız. Tebrik ediyorum bir kadın olarak da. Gerçekten bir işe baş koymuşsunuz ve gördüğüm kadarıyla gerçekten başarılı bir esnafsınız. Peki bu işlerinizi açtığınız zaman nasıl tepkiler aldınız? Valla ilk zamanlar dedi de hani bu yaştan sonra yapabilir misiniz, yapamaz mısınız, daha önce yapmadığınız, bilmediğiniz bir iş dediler. Biz dedik ki hani hiçbir işe girişmediğiniz bilemezsiniz. Evet, illaki bir işe başladığınızda zorluklar yaşıyorsunuz. Ama azim istiyor. Azimle mücadele ettikleriniz olmuyor yani. Ne gibi zorluk yaşadın Fatman ablacığım? Mesela ilk zamanlar müşterimiz çok değildi. Açtık, eşimle beraber sadece ikimiz çalışıyorduk. Belirli bir müşterimiz vardı. Acaba dükkan kiramız çıkar mı, masrafımız çıkar mı diye. Yani ilk zamanlarda zorluklarımız oldu. Ama ileriye zamanlarda şükür tutulduk, iyi iş var. Bu işle ilgili bir tecrüben var mıydı? Daha önce köy yerinde yaşadığımız için, yani tam bilinçli olarak değil ama köy yerinde yaptığımız ekmek, mayalı, çörek, yani az çok şeyimiz vardı, bildiğimiz vardı. Bildiğim bir iş yapmak istedin. Evet, bildiğim işi yapmak istedik yani. Bence çok güzel olmuş. Tebrik ederim. Başarıların devam ediyorum. Hayırlı bol kazançların olsun inşallah ablacığım. Benim Hikayem programımızın ismi. Ben asıl şunu merak ediyorum. Senin bu işini açtığın zaman 2-2,5 yıldır burada işletmecilik yapıyorsun. Etkileyen bir olayla karşılaştın mı? Şu ana kadar öyle bir olayla karşılaşmadım. Yani kadınsın yapamazsın dediler ama sen yılmadın. Evet, aynı şekilde dediler yani. Yani hiç bu zamana kadar öyle bir şeyimiz yok, tecrübemiz yok, bilgimiz yok. Yani yapamazsın, yürütemezsin. O şekilde illaki tepkilerimiz oldu. Yani bilmediğim bir şey dendi ama kendime güvendikten sonra... Ama sen yılmadın, çalıştın. Evet. Gerçekten çok güzel yufkaların, çöreklerin var. Tebrik evet. ediyorum. Peki ablacığım, iş yerini açtıktan sonra ne gibi faydalarını gördün? Ekranları başında bizleri izleyen seyircilerimize neler söylemek istersin? Neden bir iş yeri açsınlar, bir mesleği sahibi olsun bayanlar? Valla bayanların bir iş yeri açmasını isterim. Yani en azından kendilerine bir özgüvenler oluyor. Bir kadın yani bir şey yapabileceğini gösteriyor insana. Yani bilmiyorum, insan kendi parasını kazanması gibi bir şey. Ekonomik evet. özgürlük gerçekten çok önemli değil mi? Evet, çok önemli yani. İstediğiniz gibi harcıyorsun. Harcıyorsun. Gideceğin yere gidiyorsun. Yani bence güzel. Kızın da burada. Ben onu da soracaktım sana. Sen ona da bir meslek edindiriyorsun. Gerçekten çok hoşuma gitti. Tebrik ederim. Evet, zaten diyorum ya, bu işe girmemin büyük bir sebebi de çocuklarım. Yani kızım olmadı. En azından elinde bir mesleği olsun. İleride kendine özgüven olsun istedim. Hani oğlum şu an okuyor, devam ediyor ama diyor anne diyor, belki okul bitireceğim ama mesleğimi sürdüremeyeceğim. Benim de en azından bir meslek olsun diyor. Yani şu an işletmeyi oğlumu getirsem benim yaptığım bütün işleri yapar. Ona da öyle. Maşallah ablacığım. Çalışanların da var. Biraz onlardan bahsetmeni istiyorum. Bayağı kalabalık bir ekibim var aslında arkada. Evet. Bayan arkadaşlarımın biriyle 2 yıldır beraber çalışıyorum. Yani 2,5 yıldır diyebilirim. Biz 1 ay yalnız çalıştık. 1 aydan sonra bayan arkadaşlarımız var. Diğer arkadaşlar da aynı. Biriyle 1 yıldır, biriyle 6 yıldır çalışıyorum. Yani ablalar ilkokul mezunu. Hani başka bir iş imkanı yok ama burada bir kendilerine bildikleri işi yapıyorlar. Kendi paralarını harcıyorlar. Güzel yani, ablalarımla da bir iş kapsayacakmış yani, oldu. Hem kendine hem de etrafına.
etrafındakilere bir ekmek kapısı açtın. Teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Peki sizleri izleyenler için siz de bir girişimci kadın olun. Ben çünkü bunun için oldum diyebileceğiniz bir şeyler var mı? Yani illa ki korkmasınlar, yılmasınlar. Yani ben yapar mıyım, yapamaz mıyım demesinler yani. Ben bu işe kalkıştığımda yapabilir miyim diyordum. Konseptli desteğiyle açtım ben böyle. Müracaat ettim. Yani müracaatımızda onay aldı. Oranın da desteği oldu. Oranın desteğiyle açtım. Yani yapar mıyım, yapamaz mıyım diye korkmasınlar. İnansınlar, güvensinler evet. Değil mi? Evet. Yani öncelikle kendilerine güvenmeleri gerekiyor. Ben bu işi yapabilirim diyorsa kesinlikle başarılır. Ama ben yapar mıyım, yapamaz mıyım da girerse olmaz. Ama bir istiyor, biliyorum ki bir bayan istese her şeyi yapar yani başarabilir. Bayanın yapamayacağı hiçbir şey yok bence. Evet. Yapamayacağı hiçbir şey yok. Yani istese yapar. Teşekkür ediyorum Fadime Hanım ablacığım. Gerçekten iş yerin de çok güzel. Gerçi değerli izleyicilerimiz pırıl pırıl bir iş yeri. Gerçekten çok güzel ürünler var. Çörekler, erişteler, kesme mantılar, dişli köfteler, yufkalar, el açması, her şey. Sizler de gelip yoldan geçerken görebilirsiniz. Merkezde zaten Fadime Hanım ablamızın yeri. Gelip yanına uğrayabilir, alışveriş yapabilirsiniz. Fadime Hanım ablacığım tekrardan teşekkür ediyorum bizleri iş yerine kabul ettiğiniz için. Teşekkür ederim ablam. Bize ziyaret ettiğiniz için. Belediye başkanımız sayın evlendiğin için de bugün aslında sana küçük bir hediyesi var. Güzel günlerde kullan inşallah. Sağ olun ablacığım. Çok selamlarını da getirdik size. Hayırlı selam başkanımıza da çok teşekkür ederiz. Bizler teşekkür ederiz efendim. Değerli izleyicilerimiz bu hafta da benim hikayemin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler her pazartesi saat 19'u gösterdiğinde Aksaray Belediyesi Web TV ekranlarında olacağız. Programlarımızın tekrarlarını Aksaray Belediyesi Web TV YouTube kanalımızdan veya Facebook adreslerinden izleyebilirsiniz. Ben de girişimciyim, benim yanıma da gel diyorsanız iletişim adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Hepinize sağlıklı, güzel günler diliyorum. Hoşça kalın, bizimle kalın.